Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sercan Yıldırım'la ilgili Survivor performansını içeren 3. videomu izleyeceksiniz. En son yaptığı 3'te 3 performanstan sonra ardından 3'te 2 geldi Sercan Yıldırım'dan. Ve Nisan'ın ardından giden yarışmacı Sercan Yıldırım oldu. Sercan'ın da gitmesiyle en son 5 kişi kalmıştı biliyorsunuz ve ardından da Elif o grubun içerisinden ayrılarak ilk 4'e girememişti. Şimdi bu süreçte çok şey oldu bitti arkadaşlar. Sırasıyla bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk başta Nisa'nın gidişiyle başlayalım. Nisa biliyorsunuz Sercan'ın 3 isim söylemesiyle birlikte en az oyu alan yarışmacı olmuştu. Nisa'nın oyundan ayrılması biraz da Barış ve Berkan'ın Sercan üzerindeki etkisini arttırdı. Barış ve Berkan Nisa'nın gidişiyle birlikte Sercan Yıldırım'ı adeta bilenmişti arkadaşlar. Çok iddialı, kendi işlerinden açıklamaları vardı. Tabii Sercan'ın bundan konseyde konuşulan kadar haberi oldu ama genelde bu söylenenleri Sercan Yıldırım çok fazla dikkate almamıştı. Sanki Nisa'nın gidişini bir gurur mücadelesine dönüştürdü Berkan ve Barış. Yani Cem Arcan'ı bu gruptan ayrı tutuyorum. Fakat yapmış oldukları mücadelelerde de hiç ortalıklarda yoklardı. Sercan'ın kaybettiği bir dokunulmazlığı da gene Cem Arcan kazanmıştı. 3'te 2 yaptığını söylemiştik Sercan'ın. Bu son dokunulmazlıkta hatırlayacaksınız bir basket oyunu vardı. Biliyorsunuz devamlı Sercan Yıldırım'a da hep halka atışı, yok vurmalı atışlarda başarılı olduğu için hep sanki o atışlar çıkıyor denilmişti. Sercan Yıldırım'ın bu basket atışlarıyla birlikte aynı zamanda profesyonel de basketçi olan Barış'ı ve ardından da Berkan'ı elemesi bizleri oldukça gururlandırmıştı. Diğer yarışmacıların fanlarına da buradan selam olsun. Sercan Yıldırım'ın deyimiyle de bütün hepsinin ağızlarına bastık. Üstüne üstlük bir de Sercan'la Elif'in kendi aralarında konuştuğu birlikte finale kalır mıyız hayali bu son oyunda gerçekleşmişti arkadaşlar. Sercan'la Elif 4-4'e kadar mükemmel, çekişmeli bir oyun sergilediler. Daha önce de benzer durumda Barış'ın kaldığını görmüştük fakat Barış oyunu bırakmıştı. Profesyonellik dediğimiz bu oyunda Elif ve Sercan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Tabii şimdi bu 3. dokunulmazlığı Sercan kazanıp 3'te 2 yapınca kalan 4 arkadaş Barış, Berkan, Cemalcan ve Yasin kendi aralarında bir konuşmaya giriştiler. Bu konuşmaları sırasında işte Barış diyor ki yüreği varsa beni söyler. Cemalcan diyor ki beni rakip olarak görüyorsa beni söyler gibi farklı söylemleri vardı. Tabii Sercan bu strateji oyununda SMS olarak kendisinin nerede olduğunu bildiği, tahmin ettiği için ona göre rakipler söylemesi de bir o kadar doğaldı aslında. Tabi Barış'la Cemalcan'ın bu söylemlerini de korkularına bağlıyorum arkadaşlar. Çünkü Sercan'ı parkurda yenemeyeceklerini anlayıp SMS'te yenebileceklerini düşündüklerinden böyle konuşmalar yapmaları da gayet normal olmuştu. Sercan da konseyde üzülerek de olsa Yasin adını vermişti. Ve belirlediği stratejiyle doğru bir şekilde aslında ilerliyordu. İlk hazırladığım videoda da gene Sercan'la ilgili birebirlerde, bireysellerde ve dokunulmazlık oyunlarında hırs, zeka, ne ararsanız var demiştim ve gerçekten de bu ilk 8'den sonra ne var ne yok Sercan kendisine her şeyini ortaya koymuştu. SMS'te de 7.likten 2.liğe kadar yükseldiğini görmüştük. İlk 8 için yapılan SMS'te de gene biz Sercan Yıldırım fanları olarak aslında umutluyduk. Hala daha ilk 8 kişinin SMS sıralamasını bilmesek de ben Sercan Yıldırım'ın ilk 4'te olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu dokunulmazlık oyunundan sonra bir de iletişim ödülü olmuştu hatırlayacaksınız. Sercan, Cemalcan ve Yasin'in kazanmış olduğu bir iletişim ödülü vardı ki ailelerini görüntülü arayıp konuştular. İçlerinde de en böyle eğlenceli, diğerleri de güzeldi tabii ki ama içlerinde en eğlenceli olanı Sercan'ınkiydi bence. Sercan'ın ailesi ve Tezcan, Tezcan'a da buradan selam olsun. Oldukça güzel bir anıya şahitlik etmiş olduk bizler de. İşte Sercan'ın annesinin Sercan'a Sultan Süleyman'a benzemişsin oğlum deyip hani gülmesi. İşte Tezcan'ın Yasin'i kafes dövüşüne davet etmesi. Ardından Sercan'ın annesiyle girmiş olduğu işte annenize sorduk yarışması vardı araba ödüllü. Orada bazı sorulara verilen cevaplar. Bu konuşmada Cemalcan artık kendisini yerlere bırakmıştı. Biz de televizyon başında izlerken gülmekten neredeyse ağlamıştık arkadaşlar. Sercan Yıldırım ve ailesi, iyi ki varsınız diyorum. Sercan Yıldırım fanları olarak sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz Survivor bittikten sonra gece yarısı Survivor Extra başlıyor. Burada Semih Öztürk'e bir Bursalı olarak gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Sercan Yıldırım'ın performanslarını bir tek hakkıyla dile getiren oydu o programda.
Murat Özarı'yı da beğeniyorum ama yapmış olduğu yorumlar genelde zaten taraflı olduğu için sanki başkalarını destekliyormuş gibi yorum yapması, gerçekten hak eden birisini orada ön plana çıkarmaması bizim tepkimizi çekiyordu açıkçası. Sema'yla Bursalı olarak biliyoruz ama yapmış olduğu yorumlar daha objektif kalmak için yaptığını düşünüyorum. Furkan dediği de seviyorum, iyi bir arkadaş ama yapmış olduğu yorumlar, hani Semih'le birazcık böyle tiye alır gibi konuşması, Sercan'ın başarısını birazcık böyle sanki gölge düşürür gibi açıklamaları bizleri birazcık çok memnun etmedi açıkçası. Ve biliyorsunuz ki Furkan dede Survivor tarihinde en hızlı elenen yarışmacıydı. Semih'le girmiş olduğu, inatlaşarak girmiş olduğu diyaloglar yani bize neden en hızlı elenen yarışmacı olduğunda bir taraftan kanıtlar nitelikteydi. Tabi bu programda bir de özellikle Sercan'ın üzerine gidildiğini düşünüyorum. Haksız bir şekilde gidildiğini düşünüyorum. Çünkü hatırlayacaksınız Murat Özarı, Sercan neden oradan Barış'la Cemalcan'ın adını söylemedi diye ısrarla sanki Sercan'ı elenmesi için böyle provoke eder gibi konuşmalar yapmıştı ve biz Sercan Yıldırım fanlarının oldukça tepkisini çekmişti. Ki Sercan Yasin'in söylemiş olmasına rağmen o hafta elendi arkadaşlar. Bir de Barış'la Cemalcan sanki Sercan'ın yüzüne karşı meydan okumuş gibi, onlar meydan okudu, Sercan niye onun adlarını söylemiyor tarzında bir söylemi vardı. Yani Sercan'ın nereden haberi olsun Murat Özarı? Tabi Sercan bir taraftan oyunları çat 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 alırken arkadaşlar, bir taraftan da Barış ve böyle diğer yarışmacının iddialı açıklamaları Sercan üzerinden, Sercan'ın aslında oy potansiyelini de final için arttırıyordu. Yani ilk 4'e kalabilseydi Sercan bence ilk 2'ye kendisini çok rahat atacaktı diye düşünüyorum. Arkadaşlar hayatta da hep böyle değil midir? Birileri yapar, birileri konuşur. Siz de hayatta Sercan gibi hep yapan tarafta olun. Ve Sercan'ın Almanya gibi bir turnuva takımı olduğunu da unutmayın. Arkadaşlar daha sonra 3'te 2'yi yapan Sercan potaya Berkan ve Yasin'le birlikte girmişti. Ve elenen yarışmacı açıklandığında hepimiz televizyonlar başından nasıl yani diye tepki gösterdik. Fakat 6'da 5 değil 12'de 11'de yapsa Sercan bu statüyle birlikte gene elenecekti arkadaşlar. Sercan fanları tarafından bakıldığında böylesine başarılı bir yarışmacının Survivor'dan elenmesi çok kabul edilebilir değildi. Fakat duruma bir de Acun Medya tarafından bakarsanız arkadaşlar, kalan yarışmacıların daha çok oy potansiyeline sahip olması tabii ki finale giden yolda daha çok reklam gelir demekti. Sercan Yıldırım elendikten sonra yapmış olduğu konuşma aslında tüm yarışmacılara örnek niteliğindeydi. Sercan'ın bu konuşmalarına bakacak olursak, Survivor'ın kendisine çok şey kattığını, hayatında son zamanlarda hırsının azaldığını söylemişti Sercan ve Survivor'la birlikte yeniden hırslandığını hayata karşı söyledi. Elenirken de herkesi tebrik edip teşekkür ederek içim rahat bir şekilde gidiyorum dedi. Tabi oradaki arkadaşlarımla da gene tartışsa da kavga da etse hepsiyle helalleşerek hepsini sevdiğini ve dışarıda görüşebileceğini söylemişti. Sevenlerini ve ailesini de bu vesileyle tekrardan gururlandırdı. Tabi son olarak Acun Ilıcalı'ya bir parantez açmıştı Sercan Yıldırım. Acun Ilıcalı'ya da çok teşekkür etti. Bundan sonraki yaşantısında da gene Acun'la birlikte projelerde sanki Sercan'ı görecekmişiz gibi algıladım ben. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Sercan'ın bu sözünden sonra Acun da Sercan'la ilgili birkaç şey söylemek istediğini söyledi ve Sercan'ın performansından dolayı taraftarların en çok memnun eden yarışmacı olduğunu Sercan'a iletti ki gerçekten Sercan'ın her dokunulmazlık kazandığında biz fanlar olarak evde yerimize duramıyorduk. Ayrıca Acun Ilıcalı Sercan'ın tarzı, tavrı, efendiliğiyle ilgili konularda da gene karakteri aklında kalacağını ve ileride tekrardan görüşebileceğini sinyalini o konuşmada yer vermişti. Benim hissettiğim arkadaşlar Acun da sanki performansından dolayı Sercan'ı destekliyormuş ama bunu tabi dile getiremiyormuş gibi hissettim. Çünkü Sercan'a bir de erken gittin, erken ayrılan yarışmacılardan bir tanesisin diye söylemişti. Tabi daha sonra da seyircimizin takdiri deyip Sercan'ın Survivor formatının azizliğine kurban gittiğini bir bakıma söylemeye çalıştı. Acun bir de son olarak arkadaşlar Sercan'ın futbol camiasında bulunduğundan dolayı tüm Türkiye tanıyordu. Bu programla birlikte daha böyle karakterini tanımış oldu. Ne kadar karakterli, ne kadar dürüst bir insan olduğunu da yine görmüş olduk. Tabii bunu Sercan yarışmadayken henüz bilmiyordu ama Sercan çıktıktan sonra anlayabileceğini Acun söyledi. Ve benim de ilk videomda belirttiğim gibi Sercan'ı 2010 yılındaki Bursaspor'a benzetti Acun Bey. Ve orada yaşamış olduğu o heyecanı şimdi buradan çıkınca tekrar yaşayabilirsin diye de söyledi. Acun Bey en son Sercan'a teşekkür ederek ayrılmasını söylediğinde artık Sercan bütün yarışmacılarla helalleşerek
ayrılması gerekiyordu. İlk sarılacağı kişi Elif'ti arkadaşlar ve Elif gözyaşlarına dayanamamıştı. Bunu da bizler de ekranlardan izlerken oldukça zorlanmıştık. Elif'in de şu sözü aklımızdan gitmiyordu tabii. Sen beni korudun ama ben seni koruyamadım Sercan. Tabii Sercan Yıldırım elendi arkadaşlar, üzüldük ama hani Survivor'ın akışı nasıl olmalıydı diye soracak olursak bence şu şekilde olmalıydı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir sonraki dokunulmazlık oyununda aday gösterilmeseydi bu çok daha adil bir durum olurdu. Çünkü dokunulmazlık kazanan bir oyuncu dokunulmaz olmuyor aslında. Sadece bir isim söyleme hakkı oluyordu. Bence 3'te 2 yapan kişi zaten aday gösterilmemesi gerekiyordu. Yani atılan SMS'ler yarışmadaki performansın çok daha önünde yer alan bir yarışma platformuna dönüştü Survivor. Siz şimdi Tur abinin karşısına Çağatay Ulusoy'u koyarsanız Tur abi ne kadar performans gösterirse göstersin bu yarışmadan elenecektir. Çünkü Çağatay Ulusoy'un fanları hani bence çok fazla. Hani Çağatay çok uç bir nokta oldu ama hani YouTube fenomeni delimine konusu 6,5 milyon abonesi var. Yani gene de o performans sergiler ama daha iyi performans sergilen birisini SMS ile yenebilecek güçte. Dolayısıyla Acun Medya'nın ilk başta yapılacak o cast seçmelerinde bu konulara oldukça dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa oyunun formatı ve şekli birazcık bozuluyor. Bundan sonraki süreçte de yine Survivor'larda keyif bozucu bir duruma dönüşebilir. Sercan Yıldırım'ın yarışma hayatı boyunca yapmış olduğu birkaç kritik hata vardı aslında arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de ilk 8 kalmıştı hatırlıyorsunuz ve burada Acun Bey bütün yarışmacılara söz vermişti. Söz sırası Sercan'a geldiğinde Sercan artık ben yaşayacağımı yaşadım Acun Bey, bundan sonra Elif'i destekliyorum tarzında böyle bir açıklaması olmuştu hatırlayacaksınız ve tam o sırada aslında daha SMS oylaması devam ediyordu arkadaşlar. Burada bence SMS'lerde bir kırılma yaşanmış da olabilir. Yani Sercan'ın son 5-10 dakikada SMS full 24 saat sürmüştü ama son 5-10 dakikada en çok SMS atılan anlardan bir tanesiydi belki de. Orada oylar Sercan'a belki de giderken yarıda kesilmesini sağlamış olabilir Sercan. Tabii Sercan'dan sonra Elif'in de gitmesiyle acaba şöyle bir strateji hatası mı yapıldı diye de düşünmedim değil. Sercan 3'te 2 yaptıktan sonra hatırlayacaksınız Yasin adını vermişti ve o potada Yasin Sercan'dan yüksek oy aldığı için Sercan gitmişti. Peki Sercan sizce Elif'in adını söyleseydi, hani profesyonelce davransaydı, korumaya çalışıyordu biliyoruz ama hani Sercan'ın 12'de 12 yapma olasılığına bakarsak iki kişiden yani Sercan ya da Elif'ten en azından birisinin tur atlaması, o da Sercan'ın olması bence daha mantıklı olabilirdi. Tabii SMS sıralamasında Yasin Sercan'dan daha çok oy almıştı ama Elif de her oylamada Sercan'dan yüksek oy alıyordu. Bilemiyoruz Elif'i söyleseydi Elif gider miydi onu da bilemiyoruz ama Elif'i söyleyip en azından birisinin gitmesini sağlasaydık ve o da Elif olsaydı Sercan gene son yarışmaya kalabilirdi. Sercan gittikten sonra arkadaşlar 5 kişi kaldı. Artık bu dakikadan sonra da Elif'in ne zaman söyleneceğini bekliyorduk ki ilk fırsatta Elif'in adı çıktı. Karşısına da gene güçlü bir aday olarak Cem Aycan'ı çıkardılar ki o gün sonunda Elif yarışmadan ayrılarak ilk 4'e veda etmişti. Ve böylece başka bir Bursalı yarışmacı Elif de yarışmaya veda etti. İlk 4'e kalan yarışmacılar da Barış, Berkan, Cemalcan ve Yasin olarak gerçekleşmişti arkadaşlar. Daha sonrasında başlayan canlı yayındaki dokunulmazlık oyunlarında Berkan ve Cemalcan iyi bir performans gösterdiler. İkisi de kazanınca Acun Bey hatırlayacaksınız bir final yaptı. İki dokunulmazlığın da finalini o bir daha yarıştırdı ve orada Cemalcan Berkan'ı yenerek dokunulmaz oldu. Yani sanki format biraz karışmış gibi geldi bana. Berkan'ın kazandığı dokunulmazlık biraz çöpe gitmiş oldu. Tabi bu canlı yayın aralarında da gene yarışmacılar birbirleriyle konuşuyordu. Dikkat ettiyseniz hani canlı yayında olduğu için konuşmaları gerekiyordu zannediyorum. Orada yarışmacılar birbirlerine devamlı övgü dolu sözler, devamlı işte anlatmaları, birbirlerine övmeleri artık böyle hani Sercan olsa da bunların ağızlarına bassaydık diye bizlere söyletti. Tabi Sercan elendikten sonra meydan boş kaldı. Öyle bir dokunulmazlık oyunu izledik ki bence çok da iyi değildi. Çünkü parkuru zaten kısa yapmışlardı ve atışlarda 2,5-3 dakika atışların olduğu bölümler izledik. Yani atıyorlar atıyorlar düşmüyor, atıyorlar atıyorlar düşmüyor. Yani Sercan olsa bu yarışma çoktan bitmişti diye bir tek herhalde ben düşünmemişimdir. Arkadaşlar bundan sonra yüzleşme olacak. Yüzleşmede biz duyduk ki Evrim, Mert ve Yunus Emre çok sağlam hazırlanmışlar. Yüzleşmeden sonra gene bir SMS oylaması olacak
ilk 3'e kalanlar için. Burada da biz merakla bekliyoruz. Gene bakalım neler izleyeceğiz. Ayrıca Acun Bey 2 kişiyi Türkiye'deki finale getireceğini söylemişti. Fakat gelişen olaylardan doğaçlama yaparak 3 kişiyi götüreceğini söyledi. Bizce de daha iyi oldu. Finalde arkadaşlar Türkiye'de İstanbul'da Karaköy'de Galata Port'ta yapacağını açıkladı. Galata Port'ta yapacağını açıkladıktan sonra arkadaşlar inanılmaz bir yoğunluk oldu Galata Port için. Galata Port'u da şöyle kısaca anlatmak gerekirse kültür ve sanatın birleştiği, kruvazer gemilerinin yanaşacağı, yıl içerisinde binlerce turistin orayı gezebileceği, Doğan grubuyla Bilgili, Serdar Bilgili hatırlayacaksınız Beşiktaş'ın eski başkanı, Bilgili Holding'in birlikte inşasını yaptığı ve Nisan 2020'de açılışı olan Galata Port, Survivor finaline ev sahipliği yapacak. Final bu sene 2 gün sürecek arkadaşlar. Biz de bu Galata Port'ta yapılacak finali heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna gelmişken sizlere de bir soru iletmek istiyorum. Sizler de yorumlardan cevaplarsanız sevinirim. Sizce Sercan Yıldırım bundan sonra olabilecek bir All Star yarışmasında yer alır mı? Bence yer alır. Ama bir de Sercan'ın yaşı hala daha futbol oynamaya müsait. Futbol oynamayı da tercih ederdi. Çünkü hırslandığını da bundan sonrası için gene söylemişti. Bakalım izleyip göreceğiz. Bence All Star'a yakışır Sercan Yıldırım. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.